Merhaba arkadaşlar. Aküstü yapacağız. Ve ilk başta konstrüksiyonunu, yani iç sistemini, ne demek isterdim? Aslında konstrüksiyon, yani çamuru tutmak için yaptığımız iç yapı metalden. Metal paslanmasın diye pas koruyucu sürüyoruz. Çamur ıslak olduğu için paslandırır. Alt kısmı bu şekilde bir herhangi bir laylon serersek çamurun alttan kurumasını engeller. Bir günde yapamayacağımız için çamurda muhafaza etmemiz lazım. Çamuru kaba bir şekilde yığdığımızda, yani iç sistemi oluşturmak için anatomik yapıya ulaşana kadar çamuru yığıyoruz. Çamurun kıvamda olmasını dikkat etmeliyiz. Çok yumuşak olduğunda ben rahat edemiyorum. Çok sert olduğunda da işlemesi zor oluyor. Yani kendi kıvamınızı yakalamanız çok önemli. Herkesin farklı kıvamı var, aşağı yukarı yakın. Çamur yığıp sıkıştırma işlemi yapıyoruz. Sıkıştırma işlemi çamurun göçmesi ve aslında biraz da form vermek için de kullandığımız bir yöntem. İşte sıkıştıralım ki daha güzel araları dolduralım. Aralardaki bazı yerleri doldururken göçme olmasın. Tekrar sert uygulama yaptığımızda içeri doğru göçmemesini sağlayacağız. Hazırladığımız parçaları küçük küçük bölerek aslında istediğimiz tabakalar halinde yerleştirebiliriz. Kendi aletimizi yaparsak çok daha güzel olur. Kendi aletimiz kendi istediğimiz ölçüde, kendi istediğimiz yapıda daha keyifli. Yani gördüğünüz gibi çatal kullandım. Ahşap, lastik, herhangi bir şey. Hiç fark etmez. Yani doku kullanmada insanların neler kullandığını, poşetten tutun mutfak eşyalarına, bezler, doku, her şeyi görmüşsünüzdür baktıysanız. Genelde ben yuvarlak şekilde oluşturup ekliyorum. Tabakalar halinde keserek de ekleyebilirsiniz. İnce tabakalar yapıp tabaka tabaka çok kullanım oluyor. Farklı farklı. İstediğiniz gibi şekil verip o şekilde ekleyin. Belli seviyeden sonra anatomik yapıyı kaybetmeyecek şekilde eklememiz gerekiyor. Yani canlı bir şeyi yaptığımızı hiçbir zaman unutmayalım. Ve duruştaki, atın her duruşundaki farklılık, kastaki farklılıklar da beliriyor. Ona göre herhangi bir duruş değişikliği yaptığınızda bütün kasların değişeceğini bilmelisiniz. Yani ilk başta kaba saba ekliyor olsanız bile
anatomiyi hiç kaçırmayın. Referanslar kesinlikle gerekiyor. Şu an burun kısmını koyup burun kısmından referans alarak geri kalan işlemleri doldurmaktayım. Yani kaba bir şekilde doldururken bile sonraki göz yanılgısı oluşturmayacak şekilde koymanızda yarar var. Bir tarafı yaparken diğer tarafı unutmayın. Diğer tarafı sonra yaparım dediğinizde ondaki diğer oranla buradaki oran farklılık yaratabiliyor. Önce bir tarafını yaptım, sonra diğer tarafını yapıyorum. Çok mantıklı bir seçenek değil. Yapabilen ne güzel insan. Yapabilen yapmalı tabii ki. Sonra tek taraflı kalabilir iş. Yani tek taraf güzel. Tek taraf kalsın diyebilirsiniz. Her tarafını aşağı yukarı eşit bir şekilde yerleştirirken dikkat ettiğimiz göz ve el koordinasyonu, beyin ve enerji. Enerji dediğimiz koordinasyon, bir çamur bir malzeme, çamuru bir malzemeyle canlı bir hayvan modeli yapıyorsunuz. Yani bu heykel tamam da canlı olduğunu hissettirmezseniz robotik bir heykel olur, robotik bir at olur, robotik bir insan olur. Onun için bu koordinasyonları zaman içinde kazanacağınızı düşünün. Çünkü el ve göz koordinasyonu görebildiğinizi yapabilmektir. Görebildiğinizi yapabiliyorsanız beyin bunları algılıyor ve bu koordinasyonu bilerek veya bilmeyerek yapabilmek. Bilerek yapabilmek beyin ve enerji koordinasyonunu sağlamaktır. Yani yapılan, kullanılan her malzeme bir sonraki aşamadaki o hissiyatı yaratabilmek. Kaba saba koyduğumuz aslında anatomik bir atın aşama aşama ortaya çıkması. Yaptığımız her dokunuş modelde görülmektedir. Hissiyatı, yani alt kısma koyduğunuz çamurun hissiyatı üst kısımda görülür. Yani bu anatomi yapısıyla bir alakası yok. Bunu ben tam yapamadım. Sonra düzeltirim değil. İç yapısıyla dış yapısındaki etki her zaman görülür. Bu görme biçimiyle alakalıdır. Yani bugün artistlik, bugün değil birçok gün aslında artistlik bir at değil, modeling, model at
yapıyoruz. Yani tam olarak birçok uygulamayı kullanarak dokusal yüzey bırakarak değil, anatomisi, dış yapısı, her şeyiyle ince ayrıntısıyla yapmaya çalışacağız. Artistik, dokusal, el hareketleri, bütün hepsinin görüldüğü ve bittiği bir modelleme şeklidir. Onu da ileride yaparız veya birçok sanatçının yaptığı model çalışmalarında görebilirsiniz. Yaptığımız aletleri doğru yerlerde kullanmamız önemli. Her aleti doğru noktada seçtiğinizde yaparken daha fazla keyif alırsınız. Yanlış yerde yanlış aleti kullanmak aslında sizi zorlar ve keyif almazsınız. Her aşamada doğru şeyleri seçmeye özen gösterin. Bol bol alet kullanımını değiştirin. Nereyi, nerede kullandığınızı anlayacaksınız. Ağaç bir alet ve tarama işlemi sonraki aşamada bu seviyeye geldiğimizde aslında çamurun eziklik veya fazla konulan bölümlerini görebilmek için tarama sistemi yapılıyor. Taramayla çok daha iyi görünüyor. Göz ve el koordinasyonunda diğerlerini de hep beraber kattığınızda elinizin kil üzerinde dans etmesine izin verin. Bütün birleşkelerin ortaya sunduğu şey yaparken keyifli yapabilmeniz, keyif alabilmeniz. Yani bunu yapacağım stres olsa da o şekilde model yapmamaya çalışın. Stresli bir iş ortaya çıkacak. Birçok defa farklı yanlış yerlere çamuru ekleyip çıkartabilirsiniz. Göz orantısı, burun, onun aşağı yukarı yakın yerlere koyduğunuz için küçük küçük değişikliklerle bunu telafi edebilirsiniz. Üzerine desen atmaya özen gösterin. Desen her zaman size referans olacaktır. Referanslarınızı gördüğünüzde gözünüz daha iyi görecektir. Yani birçok modelde canlı görmeniz, onunla zaman geçirmeniz, dokunmanız kesinlikle çok büyük yarar var. Her zaman bu imkan bulunmuyor tabii ki. Tüm boşluk ve kabarıklıkları
ince ince işlendiği zaman hatasız, yamuk olmayan bir şekilde model ilerleyecektir. Bu şekilde diğer tarafında aynı şekilde olup olmadığını göreceksiniz. İkisinin aynı anda ilerlemesine izin verin. Çünkü bir tarafı yaparken ve güzel gittiğinde oraya yoğunlaşabiliyor insan. Ve orası keyif verdiği için oraya yoğunlaşıyorsunuz. Aslında o keyfi diğer yere aktarmaya çalışın. Sonrasında zorluk çekebilirsiniz. Çünkü aynı o ruhsal birleşkeyi sağlayamayabilirsiniz. Çünkü o keyif verdiği noktada güzel bir enerjiniz oluşuyor. Ve diğer tarafta aynı enerji zor. Onun için hiç çekinmeden, sıkılmadan, tabii ki en başta o sıkılganlık oluyor. Çünkü aynı seviyede değiller. İki taraf aynı seviyede değil. İki tarafı aynı seviyeye getirin. Atın kas sistemi tamamen kas sisteminden oluşuyor incelerseniz. Yani canlı birçok hayvan, insan deri altında her tarafa giden farklı yönlerde oluşan kas sisteminden oluştuğu için atın görselinden çok kas sistemini bilmeniz gerekiyor. İnce ayrıntıları, ince ayrıntılarla dokunduktan sonra küçük taramalarla pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Bunu suyla yapıyorlar. Suyla beraber aynı etki vermiyor. Ben onu tercih etmiyorum. Ben tercih edenler olabilir. Alt sistemini bozduğunu görüyorum. Çünkü suyla bir sünger veya fırça herhangi bir şeyle sürekli modelin üstünden geçiyorsunuz. Ve oradaki altyapıyı yumuşatıyor. Çamur yumuşatıyor. Pürüzsüz hale getiriyor. Fakat o ince dokunuşlar o etkiyi vermiyor. Onun için aletle daha çok bu bir meditasyon. Meditasyon şeklinde onu hissetmeye çalışın. Heykelin altyapısında birçok işteki gibi elin tekrarı üzerine yapılmış bir şey. El sürekli çoğu zaman tekrar ediyor. Beyin analiz ediyor, el tekrar ediyor. El tekrar ederken model oluşuyor. Her hayvanın göz sistemi farklıdır. Göz yapısı ne kadar
birbirine çok benzese de hepsi birbirinden farklıdır. Atın ki yeterince güzel kesinlikle. Eşeğin biliyorsunuz muhteşem. Aynı familya. Duyguyla bakıyorlar yani. Bakışı değil, aslında o hissiyatı yakalıyorsunuz. Ata uzun süre baktığınızda o hissiyat var. Bir şey anlatıyor size. Gerçekten de ufacık yuvarlak bir şey. Size o kadar çok duyguyla hissiyat anlatıyor ki yaşayan bir şey işte bu. Modelin her şeyini bitirdikten sonra kalıp sistemi alçıya boşluk vermeyecek şekilde, yani iç kısımda çamurda girinti çıkıntı olduğu için o boşluklarda, girintilerde, çıkıntılarda herhangi boşluk kalmasın. Her yeri doldurmasını sağlayın. Onun için sıvı şeklinde hazırlıyoruz alçıyı. Güzelce elle yoğurarak içine güzelce karıştırıyoruz. Topak, herhangi bir şey kalmasın içinde. Ve atarak, akıtarak gerçekleştiriyoruz. İlk zemini, her tarafını sürüyoruz. Her tarafı alçıyla kaplandıktan sonra alçımızı biraz daha koyu hazırlayabiliriz. Nerelerin kalın, nerelerin ince olduğunu zaten modeli yaptığınız için her tarafa belli kalınlık oluşturmasını sağlayın. Veya bazı yerler ince, bazı yerleri kalın olabilir. Modelin kırılmaması, düzgün çıkması için yaklaşık, yani herkes farklı yapıyor. Ne kadar ince bir model alıp da ince bir modeli pürüzsüz çıkartırsanız bu daha ustalık istenen bir şey. Çok fazla yükleyip de çok aşırı kalın yapmayın ki modeli çıkartırken iç kısmını zedelemeyin veya çıkartamayabilirsiniz de o kadar kalın bir şekilde yaparsanız. Kesme teliyle belli yerlerden kesip kulak kısmını sonradan yapacağım. Onu döndürüp tekrar oralara ekleyeceğim diye yapmadım. Kesme teliyle kestikten sonra çamuru çıkartabileceğiniz seviyeleri açın. Ortadan ikiye de kesebilirsiniz. Fakat gerek görmediğiniz şekilde belli bir kısmını çıkartıp oradan çamuru çıkartıp içine alçıyı belli kalınlık veya full dolu dökebilirsiniz. Çamuru çıkarttıktan sonra içine alçıyı döküyoruz ve modelimiz hazırlanıyor. Umarım siz de denersiniz. Çok izlediğiniz için teşekkür ediyorum.